Mehmet Yılmaz T24. İslama en büyük zararı hangisi verir? İsveç'in başkentinde ırkçı faşist bir politikacı Kur'an-ı Kerim'i yaktığı için Cumhurbaşkanını çok kızdırdı. Erdoğan bu kızgınlıkla İsveç ve Finlandiya ile yürütülen üçlü mekanizma toplantılarını süresiz olarak erteledi. Erdoğan bu eylemi kendisi için mükemmel bir fırsat olarak görüyor. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanlara direnen mücahit imajının kaybettiği oyları ona getirip getirmeyeceğin en geç Mayıs ayının sonunda görmüş olacağız. Bu aşamada söyleyebileceğimiz şey şu ki Erdoğan bu konuda çok hassas. Acaba öyle mi? Gerçekten hassas mı? Yoksa bugün siyaseten işine böylesi geldiği için mi öyle davranıyor? Önceki gün İstanbul'da adliye önünde bir gösteri yapıldı. Gösteriyi yapanlar Hiranur Vakfı etrafında örgütlenmiş tarikat ehli. Bu vakfın başkanı Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirdiği için eşiyle birlikte yargılanıyor. Adli önünde gösteri yapanlar bu şahısların yargılanmasını protesto ediyorlar. Protesto gösterisi sırasında atılan sloganları televizyon haberlerinde izledim. En çok tekrarlanan şuydu. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber arada tekbir getirmeyi de ihmal etmediler. Ortada açık bir pedofili vakası var ve kendisine Müslüman diyenler, üzerlerinde tarikata özgü kılık kıyafetler, başlarında sarıklarla bu olayda suçlananların beraatını istiyorlar. Bunu isterlerken de İslam dininin kutsal kelimelerini sloganlaştırıp kullanmakta bir sakınca da görmüyorlar. Bakıyorum bu konuda hassas olduğunu tahmin ettiğimiz Erdoğan'dan ya da partisinden ve onun hınk deyicisi küçük ortağından çıt çıkmıyor. Hangisi İslam dinine daha büyük zarar verebilir? Irkçı, faşist bir manyağın Kur'an-ı Kerim'i yakması mı? Yoksa İslami kisvi altında toplumda büyük nefret duyguları yaratan pedofillerin savunulması mı? Herhalde ikincisi daha etkili olmalı. Matbaada basılmış, daha sonra milyonlarcası kolayca basılabilecek bir adet kitabı yakmak, İslam'ın insanlığa iletmek istediği mesajı engelleyebilir mi? Evet, bu İslam inancına karşı saygısızca yapılan bir eylemdir. Buna kuşku yok ama bu İslam'ın mesajının bu eylemden olumsuz şekilde etkilenmesine yol açar mı? Hayır, yol açmaz. Peki, İslam dininin kutsal kavramlarını pedofili sapıkları savunmak için kullanmak bu mesaja zarar verir mi? Evet, zarar verir. O halde hükümet başta Erdoğan olmak üzere neden buna sesini çıkarmıyor? Buna karşı dururlarsa oy kaybederler diye mi? O zaman samimiyetinizden kuşku duymakta haksız olur muyuz? Özgürlük yoksa yolsuzluk var. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2022 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi açıkladı. Türkiye 180 ülke arasında 101. sıraya gerilemiş bulunuyor. Böylece son 10 yılda 48 basamak birden geriledik. Geçtiğimiz yıl 38 puanla 96. sıradaymışız, bu yıl 36 puanla 101. sırada. Örgütün yayınladığı raporda, Batı Balkanlar ve Türkiye'de yetkinin otokrat liderlerde bulunması, yargının bağımsızlığını baltalarken bu durum, kişisel menfaat gruplarının daha zengin ve güçlü olmasını sağlayan sistemin devam etmesine katkı sağlıyor diye yazılıp. Çalıyor ama çalışıyor gibi. Utanç verici bir sloganın bir tür mottoya dönüştüğü bir ülke olmamızın resmi ifadesi bu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Delia Ferrieria Rubio, yolsuzluktan arınmış bir topluma giden tek sürdürülebilir yol insanların özgürce konuşabilmelerini ve iktidara hesap sorabilmelerini sağlamaktır diyor. Listeye baktığımızda son sıralarda nüfusun önemli bölümü Müslüman alan ülkeleri görüyoruz. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Özgür basın yok, yargı yürütme organının bir parçası haline gelmiş ve yürütme organı da zaten yürütüyor. Onun için belli kişiler zenginleşirken halkları fakirleşiyor. Çalıp çırpmak normalleşiyor. Gemisini yürüten kaptan olma çabası ahlaki çöküşü hızlandırıyor. Türk başkanı farkında mı bilmiyorum ama bu durum geleneksel Türk aile değerlerine Netflix dizilerinden daha çok zarar veriyor. Özgür medyayı susturmaya çalışırken yaptığı tam olarak bu çünkü. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.